Anladım. Vallahi elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz memur bey. Tamam. Teşekkür ederim. Parası var mıydı yanında acaba? Vardır. Yani o kadarını düşünmüştür herhalde. Gece vakti. Yalnız başına. Fikret, yapma lütfen. Niye öyle bir şey söyledim diye kızıyorum kendime. Seni de zor durumda bıraktım. Çok merak ediyorum, doğru. Ama çok da öfkeliyim. Lütfen kendini suçlama. Ben Sadun Bey ihtimalinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Yarına kadar ses çıkmazsa gidelim. Nikah gelir belki. Tamam, sabah erkenden gideriz. Kaç gece kalacaksınız efendim? Bir gece evladım. Buyurun anahtarınızı. İkinci kat 20 numara. İyi Sağ geceler. Sağ ol yavrum. Rica ederim. Buyur abi. İçmeyeceğim. Eve gidiyorum. Sincim. Babanın da selamı var yavrum. Söylerim. Hadi iyi bakın kendinize. Yok değil mi bir haber? Bu oturuyordur birinin evinde. Ben sana söyleyeyim. Sırf inat olsun diye yapıyor. Necla'lar da yavrum gittiklerine pişman olmuşlardır. Necla'lar ablama mı gitmiş? Yani dönmüşler ama kalmamışlar. Haftaya yurt dışına gideceklermiş. Ne istersin diye sordu bana. Ben de hiçbir şey istemem dedim. Aferin, iyi demişsin. Hadi çağır babanı yukarıdan, yemeğe oturuyoruz. Hadi yavrum. İyi akşamlar. Ah, Şevket. Nasıl geçti? Güzeldi. Bak. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Esas haberi dinle. Yarın bir moda eviyle iş görüşmesine gidecek. Aa. Aman daha önce de gittim. Bir şey çıkmadı. İnşallah bu olursa yurt dışı ihtimali de var ama. Öyle mi? Evet. İtalya'da atölyeleri varmış. Bir de bütün moda haftalarına gidilecekmiş falan. Hadi hayırlısı. Çok sevindim. İnşallah olur. İnşallah.
Ben tutmayayım sizi. Yorgunsunuz belli. Ah, hem de nasıl. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Annenlere selam söyle. Baş üstüne. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel canım, otur. Şevket'i bekleseydik. Aa, bu kadar olur. Ağzındaymış babanın. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam çorbaları koyuyordum. İçersin değil mi? İçerim. Hadi çocuğum. Bir ellerimi yıkayayım. Ferhunder'in avukatı gelmiş kapıya. Tövbe tövbe. Gelir gelmez müjdeni haber verir gibi. Ay, söylemeyeyim mi yani? Ne istiyormuş? Kartını bırakmış. Babanı aramayalım dedi ama ben dayanamadım, aradım. Evin satıldığını duymuş. Nasıl duyduysa. Ayol'un burada kaç tane habercisi vardır kim bilir. Bakkalın karısını maaşa bağlamıştır. O kadın nazı gevşek. Ne diyor anne? Ne istiyor? Parayı ben ödemeyeceğim, söz ödeyin diyor. Ne diyecek? Ben de gitsin notere, boşanacağım diye bir kağıt imzalasın dedim. Öyle ödeyelim borcu. İyi demişsin. Bak, çocuk bile hak verdi. Bu kadına bundan sonra böyle. Gözünü seveyim. Bu mevzu yemekte devam etmesin Ayliye. Çok rica edeceğim. Tamam. Ben adama söyledim, rahatladım zaten. Oh.